Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Magazin gündemine dair sıcak gelişmeler ve yaşam haberleriyle bugün yine karşınızdayız. İlk olarak Ege sahillerine gidiyoruz. Muhteşem deniziyle büyük ilgi çeken Çeşme'de kahvaltı keyfi de bir başka. İzliyoruz. Magazin 8, Çeşme'nin bilinmeyenlerini araştırmaya devam ediyor. Burada kavunlarımız var, karpuz var. Ailemizdeki aslında her birey doğa aşığı. Semaverde tavşan kanı çay içerken yanınızdan böyle şırıl şırıl su sesi geliyor. Kahvaltının tamamındaysa Ege ürünleri mevcut. Bu yem yiyen keçilerden elde edilen sütler sunuluyor müşteriye. Domatesler, biberler de hemen yandaki tarlada yetişiyor. Çeşmeli Kadir Çetinkaya güneş en tepedeyken müşterileri için mahsul topluyor. Bunlar bal kabağı. Şunlar da acı biberler. Bahçe resmen organik cenneti gibi. Patlıcanla ne yapıyorsunuz mesela işletmeli yemek olarak? Patlıcanla ezme, patlıcan ezme yapıyoruz mutfakta. En çok o mu gidiyor? En çok o gidiyor. Karnıyarık falan yapıyoruz. Domateslerimiz var, bir kısmı olmuş. Domateslerimiz var. Domatesler yaklaşık işte iki defa ürün alınıyor. Bunlar sökülecek bir 15 gün sonra. Yenileri dikilecek. Tohum olarak ekiyorsunuz. Fide olarak. 1000 metrekarelik bahçede yok yok. Burada kavunlarımız var, karpuz var. O meyvanızı bile kendiniz ekiyorsunuz. Evet. Organik ürünleri ben toplayacağım diyen müşterilere Çeşmeli Kadir amcamız müsaade etmiyormuş. Tabii ki merak ediyorlar ama orada fazla müsaade etmiyoruz ona çünkü... Zarar mı veriyor? Ya bilen de oluyor, bilmeyen de oluyor. Koparmak bile bir incelik çünkü. Kimi kökle birlikte koparabiliyor. Aynı zamanda. O yüzden kendimiz toplayıp veriyoruz. Armut domateslerden birinin tadına bakıyor bizim Uğur. Normal. Valla elma domates. Açılış yapıyor. Evet. Özel. Çok güzel. Kadir Bey'in kızı Eylül Çetinkaya müşterilerle ilgileniyor. Ayasanda koyunda Çeşme'ye gelenlere hizmet veriyor. Ailemizdeki aslında her birey doğa aşığı. Doğa aşığı olmamızdan yola çıkarak oluşan bir fikir. Sadece organik ürünlerden yeme içmeye yönelik hizmet vermiyorlar. Rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan poli cinsi atlar da mevcut bahçede. İngiltere'de yaşayan, ailesiyle Çeşme'ye gelen minik bir tatilci at binmekten büyük keyif aldığını söyledi. This is my favorite one because it's very calm and that one is like very like it gets quite jealous when I ride this one and I don't ride that one because that's quite like it's kind of like a bull because it like stomps its feet and like favori atının bu olduğunu, diğer atın biraz daha kıskanç olduğu için onu tercih etmediğini söyledi. Çeşmenin farklı bir yüzünü paylaşmak istedik. Magazin 8, Çeşmenin nabzını tutmaya devam edecek. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim.